Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Pera'nın Sorarım Hayata adlı parçasını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu videonun size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu şimdiden beğenip kanala abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Ayrıca benim çalışma motivasyonumu da ciddi derecede artırıyor. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Parçanın introsunu sizlere bir kere çalacağım. Ardından bunun nasıl çalındığını tablarla birlikte ifade edeceğim. Parçamıza şu şekilde başlıyoruz. Parçamız bu şekilde çalınıyor. Bu parçayı çalabilmek için gitarı drop D yani en üst teli mi'den re'ye çekerek akortlamanız gerekecek. Onun dışında herhangi bir değişiklik yok. Parçanın tonu birçok Pera parçasında olduğu gibi re minör arkadaşlar. Şimdi ilk cümlemiz şu, yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. İlk önce şunu çalarak başlıyorum. Bu parçayı olabildiğince downstroke çalmaya çalışın. Yani en üst telde boşluk kısımları kesinlikle alternatif kullanmayın. Çok yüksek bir hız değil ancak sizin için de güzel bir alıştırma olabileceğini düşünüyorum. Şimdi en üst telde iki tane mute'lu yani susturarak, boş vurarak başlıyorum. Ardından üç boş. İlk cümlem şu. Üst telde üç boş yaptıktan sonra la telinde yine üçten boşa pull off yapıyorum. Ardından la teli sekizden boşa pull off. Birleştirelim. Ardından yine la teli 7-5 pull off. 3'e slide, 3'ten boşa pull off. Burayı tek bir pene vuruşuyla geçiyorum. Buraya kadar alalım. Ardından mi teli 3-5 hemron. La teli 3 boş pull off. İlk cümlem aslında tamamen bu figürden oluşuyor. Bunların hepsi 16'lık notalar arkadaşlar. İkinci figür aynen çalınıyor. Girişi yine aynı. Şuraya kadar aynı yapacağız. Yaptık ya. İlk kalıbı nasıl bitirdik? 3-5 hemron. Boşu 3'ten boşa pull off olarak bitirdik. İkinci kalıbı 3-5 hemron. La teli 3 do. Vibrato ile bitiriyorum. Bu iki kalıbı arkadaşlar toplamda 4 tur çalıyorum. Yani şu bir tur. Bu çaldığım bir tur kabul edersek burayı tam 4 tur arka arkaya çalmamız gerekiyor. Şimdi burayı bir kere yavaşça çalmak istiyorum sizlere. Lütfen bu noktada bana eşlik etmeye çalışın. Şöyle başlıyoruz. Son 2 3 4. Burayı 4 tur çaldıktan sonra iki ayrı figür ekleyeceğiz. Bunların ikisi birbirine çok benziyor. Sadece ikinci kalıbın sonu farklı. Çalmamız gereken şey şu. En üst mi telinde gerçekleşiyor ilk figürün hepsi. Şunu yapmamız lazım. Burada 3'ten boşa pull off'la başlıyorum. Ardından iki tane susturarak boşum var. Ardından bir 16'lık esim var. Yani şu. Yapıp duruyorum. Sonra tekrar boş 3 boş olarak başlıyorum. Yani kalıp şu olmuş oldu. Burayı 4 kez arka arkaya çalmamız gerekli. Yavaşça çalacağım, bana eşlik edebilirsiniz. Yapıp duruyorum. İkinci kalıbın başlangıcı aynı. Bu sefer 3 kez çalıyorum.
Yaptıktan sonra ikinci kalıbın sonu şu. La tel 8-5 pull off. 5'e geldiğimde bir staccato etkim var. 5'i tınlatıp duruyorum. Ardından 1-5 daha. Şunu yapıyorum yani. Yaptıktan sonra üst telde yani mi telinde 2 tane downstroke susturarak boş. La tel 3-5. Kalıp bu. Şimdi ikinci parti birleştirerek çalmak istiyorum sizlere. Lütfen bu noktada yine bana eşlik etmeye çalışın. Son 2 3 4. Kalıbı bu şekilde çalarak sonlandırıyoruz. Ardından parçanın sözleri başlıyor. Sözler başladığında bu 3 boş pull-off'lu yaptığımız kısmı aslında arka arkaya 4-4-8 kez çalmamız yeterli olacaktır. Buradaki tek fark, hatırlayacak olursanız bir önceki kalıpta ikinci kalıbına bağlarken bir S vermiştik. Burada S'i vermeden arka arkaya gitarı susturarak çalıyoruz. Biraz karışık anlattım biliyorum ama duyduğunuzda anlayacaksınız. Melodisi şu şekilde. Sadece bunu çalmanız yeterli. Burası toplamda 4, 2 tur çalıyoruz. 8 kez olması bizim için parçanın nakaratına bağlayacak kısma geçişi sağlıyor. Bu partı da bitirdikten sonra sorarım hayatı kısmına geçiyoruz. Sorarım hayatı kısmını size bir kere çalacağım, ardından ifade edeceğim. Oraya şöyle başlıyoruz. Bunu çalmam yeterli olacak. Az önce zaten bu 3 boşlu pull-off'u kısmı yani bu kısmı anlatmıştım sizlere. Tekrardan üzerine detay durmayacağım. Girişte 2 tane power chord kullanıyorum. Bunlar Do ve Re power chord. Do, Re, Do yaptıktan sonra en üst telde boş ve 3'ten boşa pull-off olan kısmı ekleyeceğiz. Şimdi Do power chord'da attığım ritim aslında şu. Susturalım. Daha yavaş. Aynısı R'de. Tekrar Do. Ardından şunu ekliyoruz. Şimdi sesi açarak yapalım. Yavaşça. Burayı da bitirdikten sonra aldığım tatları söz grubuyla tekrardan en üst telde boş boş 3 pull-off'lu kısmı çalmamız lazım. Yani yine 8 kez şunu çalıyoruz. Yaptıktan sonra tekrardan Do, Re power chord geçişine geçeceğim. Ama buradaki sıralama şöyle olacak. İkinci turda işler değişiyor. Burada Do, Re bir tur ya. Bunu 3 kez yapıyorum. Do, Re, Do, Re, Do, Re. Dördüncü tura geçtiğimde Do ardından en üst telde boşa bağlayacağım. Yani parçanın bu ikinci kısmı aldığım tatlardan sonra kısmındaki bu Do, Re power chord geçiş şöyle. Yaparak burayı da sonlandırıyoruz. Ardından farklı bir parta geçeceğiz. Solgun bir adam var içimde. Söz grubuyla beraber farklı bir power chord yürüyüşü karşımıza çıkacak. Şimdi gitarımız drop'ta ya. En üst telden sol power chord olarak alarak başlayacağım. 5. Ardından 8'e kayacağım. Si bemol. Sonra boş vuracağım. Re. Sonra 10. perdeden Do basacağım. Her birini 8 kez çalmam yeterli olacaktır. Burası şöyle duyuluyor. Thank you.
Burayı iki tam tur arka arkaya çalmamız yeterli olacak. Burayı aldığım tatlara söz grubundaki yürüyüşten birleştirmek istiyorum. Birleştirdiğinde nasıl duyulduğuna bakalım. Az önce çaldığımız kısmı bitirdikten sonra parçanın introsundaki o agresif yürüyüşü tekrarlıyorsunuz. Hiçbir değişiklik yok. Zaten parça bu noktadan sonra aynı gidiyor. Dakika 2.44 gibi farklı bir yürüyüş ve bunun arkasından eşlik eden bir minik lead yürüyüşümüz var. Oradaki yine bunların arkasına eşlik eden power chord yürüyüş de değişecek. Sıralaması farklı. Şimdi size dakika 2.44'ten bahsetmek istiyorum. Bir kere çalacağım. Çaldığımızda şöyle duyuluyor. İlk önce buradaki yürüyüş çalmamız lazım. Girişimiz şu. Üst telde boş vurarak başlıyorum. Hemen susturuyorum. Ardından R teli 7-3. Ardından 2-3-5 hemron. Sonrasında ise 2-3 hemron. R teli 5'e bu sefer pena ile vurup en üst telde yine downstroke olacak şekilde susturarak gitarı boş vururum. Ardından 3 boş. Yani 3 en üst tel boş. Birleştirelim. Yaptıktan sonra 2-3 R teli, La teli 5 R, parçanın kök sesi. Bu kalıp, birinci kalıbı daha doğrusu çalarken en üst telde boş vurduk ya, geri kalan 3 kalıpta, ki 3 kalıp değil, burayı yanılmıyorsam yine 8 kez çalıyoruz, 4.'den sonra o minik lead dediğim yürüyüş başlayacak. Buradaki yürüyüşün sadece ilkinde en üst telde boş vuruyoruz. Geri kalanlarında en üst telde boş vurmadan aynı yürüyüş çalacağız. Arka arkaya yavaş çaldığımızda şöyle duyuluyor. Buradaki yürüyüşü 4 kez yaptıktan sonra bir 4 daha çalacağız. Bu 4'ün arkasında şu power chord yürüyüşü var. Si bemol, do, re, pardon, si bemol, do, re, do. Bu bir tur, bunu iki tur çalacağız. Ritim burada yok, tek vuruşlarla geçiyoruz. Her vuruşumuzu 4 sayıyoruz. Şimdi bunun arkasında solo devam ediyor ama şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Tekrar ikinci turda do'ya geldiğinizde şu ritimle parçaya devam ediyorsunuz. Buna dönmeniz yeterli olacaktır. Şimdi arkadaki minik lead yürüyüşe bakalım. Bir kere çalacağım, ardından ifade edeceğim. Oraya da şöyle başlıyoruz. Buradaki yürüyüş oldukça kolay. Şunu yapmanız yeterli olacak. Sadece sol teli 5'e slide ile geliyoruz. 3 2-3 seri bir slide. 2 R teli 5. 1-5 daha vurup 7'ye kayacağım. Birleştirelim. Ardından R teli 7-5.
2-3 Hemron. Ardından 3. 2-3 Hemron. Sonra boş. Yani şu. Şunu çalıyorum. Birleştirelim. Pardon. Yaptıktan sonra sol teli 5'e tekrar slide'la geliyorum. Bu sefer yürüyüşüm si telinde. 8-10 8 6-8-6 5 üst tel 7-5 Yaptıktan sonra sol teli 2 boş 2 re teli 5 yine re teli yanlış söyledim 2-3 Yürüyüşü böyle sonlandırıyoruz. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları aşağıdaki yorumlardan bize iletebilirsiniz. Ayrıca bu içeriğin de size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.